milletimizi Türk Silahlı Kuvvetleri, Afrika'da sıcak çatışmalar buradan. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yani Gazi. Şu anda bizim de Ulusal Kanal Haber Merkezi'nden iyi akşamlar. Bugün 9 Nisan 2019 Salı ana haber bülteniyle karşınızdayız. Yoğun bir maraton karşımızda. İsterseniz başlıklara bakalım. Yerel seçim sonuçları netleşti. Bazı yerlerde tartışmalar devam ediyor. Seçim akşamı dikkat çeken bir açıklama yapmıştı Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli. Daha sonra yaptığı bir başka açıklamada ilçe belediye başkanlarını İl Büyükşehir Belediye Başkanları belirlesin demişti. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli bu dikkat çekici açıklamasının ardından bu kez İstanbul'daki seçimlere değindi. Önce Ankara'da mazbatasını alan Mansur Yavaş'a değindi. Dedi ki benim belediye başkanım değil, ardından sözü İstanbul'a getirdi. Seçimlerin tekrarlanabileceği vurgusunu yaptı. Ve siyasiler seçimle ilgili tartışmalarını sürdürürken vatandaşın geçim derdi de devam ediyor sevgili seyirciler. İğneden ipniğe. Her şeye fahiş oranlarda zam gelmiş durumda. İşçinin, emeklinin, emekçinin maaşı yapılan bir araştırmaya göre 1/3 oranında azaldı. Sınırlarımızın dışında Amerika, İsrail, İran üçgeninde dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor. Amerika ve İran birbirlerinin silahlı kuvvetlerini terörist kategorisine dahil etti. Bu arada bu üçgenin bir diğer unsur olan İsrail'de seçime heyecanı var. İsrail halkı sandık başına gitti. Başbakan Netanyahu'nun siyasi kariyerini oyluyor. Seçimin kaderini kararsızların belirleyeceği iddia ediliyor. Bu arada Amerika, İsrail, İran üçgeninde yaşanan o sıcak gelişmelerle ilgili Ulusal Kanal farkıyla özel haberler ilerleyen dakikalarda ekranınıza gelecek. Ana haber bültenimize seçim maratonuyla başlıyoruz. AKP İstanbul'da seçimlerin yenilenmesi için Yüksek Seçim Kurulu'na başvurmaya hazırlanıyor. Büyükçekmece'de ise seçimin yenilenmesi talep edildi. AKP'nin taleplerine Milliyetçi Hareket Partisi'nden de destek geldi. Gözler ise Yüksek Seçim Kurulu'na çevrildi. Onun için bu olağanüstü itiraz yolunu kullanıyoruz ve İstanbul'da seçimin yenilenmesini istiyoruz diyeceğiz. Biz yani İstanbul'da bir oyun peşindeyiz. Bundan kocunmaya gerek yok. İstanbul'da düğüm çözülmedi. AKP, Yüksek Seçim Kurulu'ndan İstanbul seçimlerinin yenilenmesini talep edecek. İstanbul'da geçersiz oylar büyük oranda sayıldı. Ancak sonuç değişmedi. Tüm ilçelerde oyların tekrar sayılmasını isteyen iktidar partisinin talebi de YSK tarafından reddedildi. AKP'nin yeni hedefi ise seçimin yenilenmesi. Seçimin sonucunu çok net etkileyecek, seçimin sonucuna net müessir olacak olaylar ve haller var. Onun için bu olağanüstü itiraz yolunu kullanıyoruz ve İstanbul'da seçimin yenilenmesini istiyoruz diyeceğiz. AKP Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz'un yanı sıra partinin YSK temsilcisi Recep Özel de açıklamalar yaptı, Büyükçekmece'ye dikkat çekti. 14.604'e geriledi. Şu anda sayım devam etse %6'sını saydık, 14.604'e düştü. Biz tamamının sayılmasını talep ettik, CHP bundan şiddetle korktu. Açıklamalara MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den de destek geldi. Gazetecilere açıklama yapan Bahçeli, seçimlerin yenilenmesine yeşil ışık yaktı. Toplum vicdanında huzur bulmayacak bir anlayış içerisinde sonuçlanmışsa, o vicdanı huzurlu kılabilecek yeni bir seçim de düşünülebilir. Bunun süresi 60 gündür. 60 günden sonraki ilk pazar günü seçim yapılabilir. İstanbul seçimlerine ilişkin son kararı Yüksek Seçim Kurulu verecek. En geç 13 Nisan'a kadar kesin sonuçları açıklaması gereken YSK'nın AKP'nin talebini en kısa zamanda karara bağlaması bekleniyor. Talepleri ve itirazları tek tek incelemek suretiyle karşılıyoruz. Daha önce de belirttiğim gibi yargı süreci içinde. Güncellenen son bilgilere göre İstanbul seçimlerini Millet İttifakı adayı Ekrem İmamoğlu 14.000 oy farkla önde götürüyor.
İstanbul, Kartal ve Kadıköy'de seçimde usulsüzlük yaptığı iddia edilen görevliler hakkında soruşturma başlatıldı. İki ayrı soruşturmanın görevi kötüye kullanma ve seçim kanununun 164. maddesi kapsamında başlatıldığı öğrenildi. Bu arada AKP'nin seçimlerin yenilenmesi girişimine CHP'den tepki geldi. Millet İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, o zaman iki ayda bir seçim yapalım dedi. Bu İstanbul'a kaybettirilen zamanın bedeli ağır olur. Kendi koltuklarını sağlam alma çabası içinde olanlara işin suyunu çıkarmasınlar. İstanbul'da sandıkların %96'sı sayıldı. Fark son verilere göre 14.463 ancak hala sonuçlar kesinleşmedi. Bir an önce İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu'na mazbatası verilmelidir. AKP'nin yeniden seçim talebine ilk tepki CHP sözcüsü Faik Öztrak'tan geldi. Bu kadar terörize ediyorsunuz, bu kadar sıkıntı yaratıyor. Bu bir tek bir şey gösterir. Ya çok beceriksizsiniz, bir seçimi bile sorunsuz yaptıramadınız ya da çok mızıkçısınız. Seçimi kazanamayınca oyunu bozuyorsunuz, oyunu bozmaya kalkıyorsunuz. CHP Genel Merkezi'nden gelen tepkiden sonra Millet İttifakı adayı Ekrem İmamoğlu açıklama yaptı. Literatürüm yetmiyor. O zaman biz her iki ayda bir seçim yapalım. Zaten alıştı memleket. 5 senede 7 seçim yaptı. Ekonomisi yandı bitti kül oldu. İnsanlar partizanlaştı. 5 yaşındaki çocuk bile partilerin ismini biliyor artık. CHP il başkanlarının destek buluşmasına katılan İmamoğlu, Büyükçekmece'deki operasyonla ilgili de konuştu. Evet, seçimden önce birçok şüphe, birçok tereddütle bizim seçime girdiğimiz doğru. Ama topluma sıfır tereddüt, sıfır şüphe mesajlarını veren kurumları hatırlatayım size. En başta Yüksek Seçim Kurulu, sonra Adalet ve Kalkınma Partisi. Bugün seçimi kaybettiler diye her unsurunu sorgularken niçin suçluyu ararken aynaya bakmazlar anlamış değilim. Aynaya baksınlar, bir suçlu varsa kendileri hakkında suç duyurusunda bulunsunlar. Türkiye Barolar Birliği yerel seçimlerle ilgili taraflara bu tartışmanın galibi olmaz uyarısı yaptı. Başkan Metin Feyzoğlu imzasıyla yapılan yazılı açıklamada seçimlerin siyasi partilerin gözetiminde yapıldığı vurgulandı. Alevlenen seçim tartışmalarına ilişkin Türkiye Barolar Birliği uyarılarda bulundu. Başkan Metin Feyzoğlu yazılı açıklama yaptı. Açıklamada bu tartışmanın galibi olmaz denildi. Seçim gününden çok önce kanuna ve YSK tarafından ilan edilen takvime göre kesinleşmiş seçmen listeleriyle sandık kurulu başkan ve üyelerinin tartışılması, demokrasinin olmazsa olmazı seçimlerin tartışmaya açılması sonucunu doğurur. Bu tartışmanın galibi olmaz. Seçimlere yüksek katılımın Türkiye'de demokrasinin yerleştiğini bir kez daha gösterdiğini vurguladı Feyzoğlu. Yüksek Seçim Kurulu kararlarının seçimlerin şeffaf ve hukuka uygun bir şekilde yönetilmesi açısından değerlendirilmesi gerektiğini kaydetti. Somut delillere dayanılmak suretiyle itiraz konusu yapılmayan oyların yeniden sayılmasının da hukuken imkanı bulunmamaktadır. Türkiye Barolar Birliği Başkanı ayrıca Türkiye'de seçimlerin seçim hukuku uyarınca siyasi partilerin gözetim ve denetimiyle hakim güvencesinde yapıldığını belirtti. Dinleyerek, anlamaya çalışarak saygılıyor. CHP, İYİ Parti ve PKK'nın siyasal kolu HDP'nin ittifakıyla İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Tunç Soyer ilk icraatını açıkladı. Soyer, kanun hükmünde kararnameyle atılmış öğretmenleri zabıta olarak alacağız dedi. HDP yasal meşru bir siyasi partidir. Bunun üzerinde başka söylenecek bir şey yok. İzmir'in yeni Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, FETÖ ve PKK ilişkileri nedeniyle memurluktan atılan kamu görevlilerine belediyede iş vereceğini açıkladı. Bizim çizdiğimiz profile en uygun adayın Tunç Soyer olduğunu açıklandıktan sonra söyleyebiliriz rahatlıkla. Soyer, bu açıklamaları 24. İzmir Kitap Fuarı'ndaki Nasıl Bir Yerel Yönetim, Nasıl Bir İzmir konulu konferansta yaptı. Kayyum denilen bir şey başlatıldı Türkiye'de. Bu Türk hukuk sisteminin yerel mevzuatın tamamen dışında.
CHP, İYİ Parti ve PKK'nın siyasal kolu HDP'nin ortak adayı olarak seçimi kazanan Soyer, atılan kamu görevlilerinin zabıta olarak işe alınacağını söyledi. İzmir'de öncelikli olarak refahın eşitlenmesini sağlayacağız. Tunç Soyer, yerel gazetelere de yansıyan konuşmasında biz KHK ile atılmış öğretmenleri zabıta olarak alacağız. Bu o kadar çok şeyi değiştirecek ki, zabıtanın öğretmen olması belediye ve vatandaş arasında bambaşka bir ilişki yaratacak. Bunun gibi çok şey var dedi. Bu takdiri kullanan Cumhuriyet Halk Partisi genel merkezidir. Bunu onlara sormanızı rica ediyorum. CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in bu açıklaması siyaset kulislerinde ittifakın gereği olarak yorumlandı. Hukukçularsa KHK ile atılan memurların zabıta yapılamayacağını vurguluyor. Çünkü yasa kanun hükmünde kararname ile memurluktan atılan kişilerin kamu hizmeti vermelerini engelliyor. Gerçekten kahroluyoruz. Yani uzakta olmak, bir şey yapamamak, elimizden bir şey gelmemesi bizi son derece üzüyor. O nedenle yanınızdayım. Gücüm neye yetiyorsa, elimden ne geliyorsa gücünüzü artırmak için destek olmaya hazırım. Yerel seçimlerde Batman Belediye Başkanı seçilen HDP'li Mehmet Demir makamına terör soruşturması kapsamında kanun hükmünde kararname ile görevden uzaklaştırılan Sabri Özdemir ile birlikte geçti. HDP'den Batman Belediye Başkanı seçilen Mehmet Demir, makamına ihraç edilen eski belediye başkanı Sabri Özdemir ile geçti. Partimizde aday olarak ben de başvuruda bulunmuştum. Tabii daha öncesinde kanunsuz bir şekilde yayınlanan bir tahakkayla görevden alındım. Demir, il seçim kurulundan mazbatasını aldı. Daha sonra HDP'li bazı milletvekilleri ve partililerle belediye binasına gitti. Yeni başkan, belediye önünde hakkında terör örgütüne yardım ve yataklık gibi suçlardan 83 davası bulunan Sabri Özdemir tarafından çiçeklerle karşılandı. Eski belediye başkanı Özdemir, İçişleri Bakanlığı'nca KHK ile görevden uzaklaştırılmıştı. Hakkımda açılmış olan 83 tane dava ve şu anda sürmekte olan 22 tane mahkemeye rağmen Batman Belediyesi kayyuma geçmeden, yani HDP döneminde birçok skandala imza atmıştı. Belediyeye farklı zamanlarda alınan 400 taşeron işçiden 328'inin PKK ile ilişkisi tespit edilmişti. Ömer ve Nake en fazla ki siyasilerin derdi seçim, vatandaşın derdi ise geçim. Meyve ve sebze fiyatları son bir yılda %70.69 oranında arttı. Dahası gıdada fırlayan fiyat artışı mevsime göre de değişmiyor. Geçici çözüm olarak bulunan tanzim noktaları da çoğu bölgede kapandı. Pazar esnafı üretimsizlikten, vatandaş yüksek fiyatlardan dertli. Dilek Doğan'ın haberi. Allah bu günlerimizi bize böyle bir daha acılıklar göstermesin, pahalılıklar göstermesin. Aldığımız 3 tane şey 100 lira. Buraya kadar hiç böyle bir şey görülmemiş. Bu sene çok kötü oldu. Yıllardır pazarcılık yapıyor ama ilk defa pazarda 2 ay tezgah açamadı. Nedenini bu sözlerle açıklıyor. 20 senedir pazarcıyım ben. Bu seneye kadar böyle bir şey görmedim. Bu sene 2 aydır da çıkmıyoruz biz. Mal yapamıyoruz, halden alamıyoruz. 2 aydır da boşuz. Daha bugün çıktık. Tezgahlardaki fahiş fiyatlar vatandaş kadar pazar esnafını da rahatsız ediyor. Patates 7-8 milyon. Nasıl, ben anlamadım. Millet nasıl geçimini yapacak bilmiyorum ben. İdare eder. Eyvah, idare pahalı eder diyorsanız. Yani pahalı, pahalı kızım. Pahalı, pahalı. Çözüm biz bile üretemiyoruz artık. Yani artık onu devletin üretmesi lazım. Nasıl yapar, nasıl eder bir çözüm bulması lazım. Tezgahtan soğan gözümüzü yaktığı için değil, fiyatı cebimizi yaktığı için uzaklaşıyoruz. Alamıyoruz, hiçbir şey alamıyoruz. Gerçekten pahalı. Yani diğer senelerle kıyasladığımızda şu kabağın kilosu bu aylarda 3 lira 2,5 liraydı. Şu an etiketi görüyorsunuz. 6 lira, şu anda 6 lira. Önceki yıllara göre mevsimi geldiğinde düşüş gösteren sebze ve meyve fiyatı artık düşmüyor. Biz emekliyiz, alamıyoruz her şeyimizi. Niye bu kadar çok artıyor olabilir fiyatlar? Enflasyon. Enflasyon. Takip ediyorsunuz rakamları. Ediyorum. Ediyorum, tabii ki ediyorum, ev hanımıyım. Mecburum etmeye yani. Soğan 1 lira. Evet.
devamlı soğan yiyorlar artık. O bir soğanı bıraktılar, bunu yiyorlar. Nisan ayının ortasındayız, ancak gıdadaki fiyat artışı bir türlü düşmüyor. Hatta bazı ürünlerde artış bile gösteriyor. Domates 8, biber çeşidine göre 12 ile 18 lira arasında değişiklik gösterirken salatalıkta 7 lira. Pahalı. 12 lira. Pazarda durumlar berbat. Neden? Çok pahalı. Dur dur. 5'ten aşağı bir şey yok. Soğana bak. 5, her şey 5, 10, 12, biber 12. Dün gittik, 7'ye aldık. Şimdi aldı 8 lira soğan. Nasıl pazar alışveriş yapmaya geldiniz? Elinizde şu anda hiçbir şey yok. Normal. Hükümetin geçici çözüm olarak bulduğu tanzim noktaları çoğu bölgede kapandı. Hem pazar esnafı hem de vatandaş çözümün üretim olduğunu vurguladı. Şimdi biz yetiştirirsek satarsın. Yetiştiremeyince kime satacaksın? Çünkü yetmiyor, karşılamıyor. Hep tüketiciyiz artık. Üretemiyoruz çünkü. Mazot pahalı. Valla üretim yok Türkiye'de, bence ondan. Taze meyve ve sebze fiyatları son bir yılda tam %70,69 artış gösterdi. Ondan sonra patlıcan bilmem ne, böyle işte yani. Enginara dokunulmuyor. Değişmiyor, daha çok pahalandı bu hafta. Geçen hafta daha iyiydi, bu hafta daha çok zam geldi. Siyasetçiler sandıktan çıkan sonuçlardan, vatandaşsa çarşı pazardaki fiyatlardan memnun değil. Yalnızca sebze meyve fiyatları değil, ev kirası, tedavi hizmetleri, ulaşım zammı derken vatandaşın maaşı iyiden iyiye eridi. Cep yakan enflasyondan kamu emekçileri de nasibini aldı. Türkiye Kamusu'na göre memur son 10 yılda maaşının 3'te 1'ini kaybetti. Ek zam talebini tekrarlayan memur sendikaları maaşların yeniden gözden geçirilmesini istiyor. Ek zam talebimiz var. Memurlardan cep yakan enflasyon artışına karşı bir kez daha ek zam talebi geldi. 4 artı 5'lik yani toplamda %9'luk zammın revize edilmesini talep ediyoruz. Türkiye İstatistik Kurumu geçen günlerde sebzelerdeki fiyat artışının işçi, memur ve emeklilere yapılan maaş artışlarından 5 katı fazla olduğunu açıklamıştı. Pazardan da artık alışveriş edecek halimiz kalmadı. Açıklanan rekor sebze enflasyonu rakamlarının ardından Türkiye Kamusen son 10 yılda temel ihtiyaç ürünlerindeki fiyat artışlarını inceledi. En azından hükümetin hedef enflasyonuyla uyumlu hale getirmesi gerekir zamların. Buna göre 2008-2018 yılları arasında zorunlu tüketim mallarından olan patates %303, kuru soğan %543 oranında zamlandı. Hem hükümetin hem Merkez Bankası'nın hedef enflasyonu %16. Bizim alacağımız zam 2019 yılı için %9 toplamda. Araştırmaya göre son 10 yılda ev kiralarındaki artış %100, tedavi hizmetlerinde ise %176'lık bir artış var. Bunların yanında ulaşım %81 ila %53 oranında artış gösterdi. Giyim, temizlik, eğitim alanları da artıştan payını aldı. Onun için mutlaka bu konuda bir iyileştirmeye ihtiyaç olduğu kanaatindeyiz. Araştırmada memur maaşlarının altın fiyatlarıyla karşılaştırılması ise ortaya çarpıcı bir sonuç çıkardı. Bir çeyrek altın şu anda 390 lira. 2008'de ortalama memur maaşı 16 çeyrek altına denkken 2018 yılında bu sayı 10'a düştü. Maaşların altın karşısında kaybettiği değer %37 oldu. Görüşmelerimizde dile getiriyoruz. Kamuoyunda dile getiriyoruz. Hazine Maliye Bakanlığı'na randevu talep ettik. O randevu gerçekleşti. Kendisine de ileteceğiz bu talebimizi. Araştırma hakkında değerlendirmelerde bulunan Türkiye Kamusen Genel Başkanı Önder Kahveci çarpıcı bir değerlendirme yaptı. Bizim gündemimiz 2019 yılı ücret artışlarının mutlaka revize edilmesi, 3600 ek gösterge, sözleşmelere kadro verilmesi, yardımcı hizmetler sınıfındaki arkadaşların kadroya alınması. Ulusal kanala konuşan Kahveci ek zam talebini yineledi. Çalışanlar çok ciddi bir kayıpla karşı karşıya geldi. Ek zam talebimiz de bir kısmı 3600 ek göstergenin hayata geçirilmesiyle karşılanabilir. Oradan hem aktif çalışan arkadaşlarımızın ücretlerinde bir iyileştirme olacak, hem de emekli olan arkadaşlarımızda, emekli memurlarda iyileşim olacak. Memurlar kısmen şanslı, şöyle ki kamuda görev yapıyorlar. Aynı maaş erimesi sektörü özel sektörde de söz konusu. Ama özel sektörde çalışan işçiler, emekçiler zam talebinde bulunamıyor. Nedeni ise işsiz kalma korkusu. Malum Türkiye'de işsizlerin sayısı da her geçen gün ciddi oranda artıyor. Evine giderken kiloyu bırakıp
gramı dahi zor bulan işçinin, emekçinin bir günü var. O da hiç şüphesiz 1 Mayıs. Türk İş 1 Mayıs'ı Kocaeli'de kutlama kararı aldı. AKP iktidarının kıdem tazminatını sık sık gündeme getirmesi üzerine Türk İş 1 Mayıs'ta iktidara Kocaeli'den kırmızı çizgimize dokunma diyecek. Bugün 1 Mayıs. Türk İş 1 Mayıs'ta kırmızı çizgimize dokunma diyecek. Kıdem tazminatına yönelik çok ciddi saldırılar söz konusu. İş başına gelen her çalışma bakanı İlk iş olarak bizim kıdemimizi el atıyor. AKP hükümeti 31 Mart yerel seçimlerinin ardından ekonomiye ilişkin bir dizi reform paketi hazırladı. Mevsimlik işçilere kadro istiyoruz. Sözleşmeniz var, enflasyonu ezilmemek istiyoruz. Kadro istiyoruz. İş güvenliği konusunda beklentilerimiz büyük. Enflasyonu yeniliyoruz. Bu reform paketinde çeşitli kitle örgütü ve sendikaların sert tepkilerine rağmen kıdem tazminatının fona devri düzenlemesinin de yer alacağı ifade edildi. Kıdem tazminatı konusundaki hak kaybı bizim için genel grev sebebidir. Bu genel kurul kararının biz sonuna kadar arkasındayız, sonuna kadar. Daha önce defalarca kıdem tazminatının kırmızı çizgileri olduğunu ve dokunulmasını da genel grev kararı sayan Türk İş bu konuda harekete geçti. Fon hiç kafama yatmıyor benim. Türk İş Genel Başkanı Ergün Atalay çeşitli açıklamalarında 1 Mayıs'ı Diyarbakır, Samsun, Edirne ya da Kocaeli illerinden birinde kutlayabileceklerini söylemişti. Diyarbakır, Samsun, Edirne, Kocaeli 4 tane yerimiz var. Bu 4 yerden birinde yapacağız. Kıdem tazminatının tartışıldığı bir ortamda Türk İş yönetiminin büyük bir miting için işçilerin yoğun olarak bulunduğu Kocaeli'de 1 Mayıs'ı kutlama kararı alacağı öğrenildi. Kocaeli'de bir sanayi şehri, yani bizim için en çok kalabalığı yapacağımız, insanların toplayacağımız yer. Kıdem tazminatı ile ilgili net mesajın verilmesi için 1 Mayıs'ı değerlendirmek isteyen Türk İş'in önümüzdeki günlerde toplanarak 1 Mayıs'ı Kocaeli'de kutlama kararını açıklaması bekleniyor. Sizin de 1 Mayıs'ınız kutlu olsun. Güvenlik güçlerinin başarılı operasyonları devam ediyor. Bölücü terör örgütünün kırmızı listede aranan elebaşlarından sözde özel güç sorumlusu Mehmet Soysüren, Pençe operasyonu kapsamında etkisiz hale getirildi. Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik başlatılan Pençe operasyonu devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı başarıyla düzenlenen son operasyona ilişkin açıklama yaptı. Düzenlenen hava harekatıyla terör örgütü PKK'nın kırmızı listedeki elebaşlarından Mehmet Soysüren'in etkisiz hale getirildiği belirtildi. PKK'nın sözde elebaşlarından Savaş Porsipi kod adlı Mehmet Soysüren 3 günlük izlemenin ardından etkisiz hale getirildi. Söz konusu teröristin terör örgütünün sözde özel güç sorumlusu olduğu öğrenildi. Güvenlik güçlerimiz vuruyor, Güneydoğu'ya bahar geliyor. Hakkari Yüksekova'da bir köy okulunda okuyan öğrenciler Dağlıca Hudut taburundaki helikopter pistinde spor yapıp oyun oynadı. Çocuklara asker abileri de eşlik etti. Biz çok sevindik. İlk defa böyle bir şey gördük. Hakkari'li çocuklara özlemini duydukları bu eğlenceyi Mehmetçik sağladı. Doyasıya eğlendiler. Birçoğu için de bu etkinlik bir ilkti. Ve şu an sınırın sıfır noktası. Çok önemli bir yerdeyiz. Yani çocuklarımıza dokunabileceğimiz en uç noktada ve Dağlıca'dayız. Bizim için çok önemliydi. Yüksekova Gençlik Merkezi görevlileri Dağlıca Köyü'ndeki Şehit İstikam Uzman Çavuş Lokman Çoban İlkokulu ve Ortaokulu'na gitti. Spor faaliyetleri okulun bahçesi olmadığı için 1500 rakımlı Dağlıca Hudut Taburu'ndaki helikopter pistinde yapıldı. Pistin öğrencilere açılması onları daha da sevindirdi. Dağlıca köy olduğu için hiç böyle imkanlar olmadı hiçbir zaman. Arkadaşlarımla birlikte çok eğlendik. Katılan 25 öğrenci satranç, mini golf, voleybol ve boks gibi spor ve oyunlarla eğlenceli vakit geçirdi. Çocuklara Mehmetçik de eşlik etti. Biz de çok sevinçliyiz. Yani arkadaşlarım da çok sevindi.
Projeden belde ve köylerde sosyal faaliyetlere katılamayan 5000 öğrencinin faydalanması amaçlanıyor. Ve biliyoruz merkeze gelemiyorlar ama biz onların ayağına gittik ve bu bizi çok mutlu kıldı. Mehmetçik bir yandan vatandaşıyla kucaklaşıyor, bir yandan terörle mücadele ediyor. Bir yandan da yardıma ihtiyacı olanların imdadına koşuyor. Bunun son örneği Siirt'te yaşandı. Şirvan ilçesindeki baraj inşaatında yaralanan bir kişi, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na ait bir helikopterle Siirt Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Çok sayıda ilde FETÖ'ye yenilik operasyon başlatıldı. Ankara, Adana, İzmir ve Konya'da yüzden fazla kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. FETÖ'ye yönelik yurt çapında geniş çaplı operasyon başlatıldı. Ankara merkezli 23 ilde FETÖ operasyonu yürütülüyor. 102 şüpheli için gözaltı kararı verildi. Kişilerin jandarma, hava kuvvetleri, Milli İstihbarat Teşkilatı, Sosyal Hizmetler, Sağlık ve Milli Eğitim Bakanlıklarıyla Hacettepe ve Turgut Özal Üniversitelerinde örgütün mahrem yapılanmasında görev aldıkları iddia edildi. Operasyon kapsamında zanlılardan 63'ü yakalandı. Operasyonların bir diğer ayağı Konya oldu. FETÖ'nün mahrem imamlarına yönelik yapılan operasyonda 80 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Geniş çaplı operasyon 29 ilde devam ediyor. İzmir'de FETÖ operasyonlarının adresi oldu. Türk Silahlı Kuvvetleri'nde yuvalanmış FETÖ elemanları hedefteydi. Mahrem imamlarca arandığı belirlenen 29'lu muvazzaf 41 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Adana Başsavcılığı'nın talimatıyla da 8 ilde çalışma başlatıldı. Polislikten ihraç edilen 59 şüphelinin adreslerine baskın yapıldı. Çok sayıda kişi gözaltına alındı. Bolivya Devlet Başkanı Evo Morales Türkiye'ye geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan Morales'i resmi törenle karşıladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bolivya Devlet Başkanı Juan Evo Morales Ayma ile görüştü. Erdoğan, konuk Devlet Başkanı Morales'i Beştepe'de ana giriş kapısında karşıladı. Erdoğan ve Morales'in tören alanındaki yerlerini almalarının ardından 21 pare top atışı yapıldı. İki ülkenin milli marşları çalındı. Morales, muhafız alayı tören kıtasını "Merhaba asker" diyerek selamladı. Erdoğan ve Morales baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Törende Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'la Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da yer aldı. Sınırlarımızın dışına uzanıyoruz. İran Milli Güvenlik Konseyi Devrim Muhafızları Ordusu'nu terör örgütü listesine alan Amerika'ya karşı harekete geçti. Konsey, Amerika Merkez Kuvvetleri ile askeri birliklerini terör örgütü ilan etti. İranlı milletvekillerinin devrim muhafızları üniformasıyla katıldığı oturumda Meclis Başkanı Larijani, İran devrim muhafızlarına tam destek açıklaması yaptı. ABD Başkanı Donald Trump'ın devrim muhafızları ordusunu terör örgütü ilan etmesinin ardından İran'dan karşı hamle geldi. İran Milli Güvenlik Konseyi yayınladığı bildiride ABD Merkez Kuvvetleri'ni ve ona bağlı tüm askeri birliklerin İran tarafından terör örgütü listesine alındığını resmen duyurdu. Tahran'da ABD'nin kararına tepki gösteren adreslerden biri İran Meclisi'ydi. İranlı milletvekilleri meclis oturumuna devrim muhafızları üniformasıyla katıldı. Oturumu yöneten İran Meclis Başkanı Ali Larijani, ABD yönetiminin aldığı karara tepki gösterdi. Larijani, İran Meclisi'nin devrim muhafızlarının yanında olduğunu ilan etti. İran Meclis Başkanı, ABD yönetiminin utanç verici bir davranışla devrim muhafızları ordusunu terör listesine alması, bu rejimin kininin ve sefaletinin derinliğini göstermektedir, ifadesini kullandı. ABD Başkanı Donald Trump'a seslenen Larijani, Bay Trump, IŞİD gibi terör örgütü oluşturmanın ABD hükümetinin sorunu olduğunu defaatle söyleyen siz değil misiniz? ABD Dışişleri Bakanı terör örgütü IŞİD'i Amerika'nın kurduğunu itiraf etmedi mi?
ya unutkansınız ya da aşırı derecede pervasız davranıyorsunuz dedi. İran Meclis Başkanı, ABD hükümeti ve silahlı kuvvetlerinin askeri ve ekonomik açıdan uluslararası terörizmin sembolü olduğuna dikkat çekti. Amerikan Başkanı Trump'ın İran devrim muhafızlarını terör listesine almasının yankıları sürüyor. İran Cumhurbaşkanı Hasan Rouhani, Amerika'nın dünyada terörizmin lideri olduğunu söyledi. Rouhani, Amerika'ya "Siz kimsiniz ki devrimci kurumlara terörist damgası yapıştırıyorsunuz?" diye seslendi. İran Cumhurbaşkanı Hasan Rouhani, başkent Tahran'da Milli Nükleer Teknoloji Günü'nde konuştu. Rouhani, Trump'ın İran devrim muhafızları ordusunu terör örgütleri listesine alması kararına tepki gösterdi. İran Cumhurbaşkanı, Washington'ın Tahran'a baskıyı sürdürmesi halinde ülkesinin IR-8 adı verilen yeni model uranyum zenginleştirmede kullanılan santrifüjleri geliştireceğini duyurdu. İran medyası son nesil santrifüjlerin bir önceki versiyonuna göre 15 kat daha güçlü olduğunu ifade ediyor. Rouhani, devrim muhafızları ordusunun Amerika yönetimi tarafından terör örgütü ilan edilmesini hata olarak niteledi. Kibirli dünya güçleri ve Amerika Birleşik Devletleri, devrim muhafızları ordusunu terörist olarak nitelemek suretiyle İran'a karşı yenilgisini ve kinini telafi etmeye çalışıyor. Bu hata devrim muhafızlarını daha da güçlendirecek. Amerika Birleşik Devletleri bölgede teröristleri bir araç olarak kullanırken ve IŞİD liderlerine sığınma imkanı sağlarken muhafızlar Irak ve Suriye'de onlara karşı savaşıyor. Sabrediyoruz ancak sabrımızın da bir sınırı var. Sabrımızın zaaftan değil, tedbir ve bölgenin geleceği içindir. İran bu konuda başka bir adım atabilir. Bizi zorlarsanız yüksek teknolojili IR-8 santrifüjlerinin seri üretimine başlarız. İran 5+1 ülkeleriyle yapılan nükleer anlaşma kapsamında IR-8 model santrifüjlerin test edilmesini askıya aldığını bildirmişti. Bu konuyu konuşmaya devam edeceğiz. İlerleyen dakikalarda Ulusal Kanal İran temsilcisi Yakup Aslan'a bağlanacağız ama gelin bir başka haberle devam edelim şimdi. Amerika ile İran'ın karşılıklı hamleleri bu şekilde de ekranınıza taşıdık. Uzmanlara göre Washington'ın hamlesi İsrail'in topraklarını genişletmek için Kudüs ve Golan tepelerinde attığı gayri meşru adımların bir parçası. Uzmanlar bu kapsamda Orta Doğu'daki İran etkisinin devrim muhafızları üzerinden kırılmak istendiği görüşünde. Başka bir devletin ordusunun bir bölümünü terörist ilan etmek. Bu ilk defa olan bir skandal. Nükleer anlaşmadan çekilerek İran'a ambargo uygulayan Washington'un Tahran'a yönelik saldırgan tavrı artarak sürüyor. Düşmanlık daha da kuvvetlenmiş oluyor bu şekilde. Yakında daha başka hamleler gelirse İran'a karşı bu şaşırtıcı olmaz. ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın devrim muhafızları ordusunu terör listesine aldı. Trump'ın bu hamlesi, İsrail'in topraklarını genişletmek için Orta Doğu'da atılan adımların bir parçası olarak yorumlandı. Adım adım gidiyorlar. Dikkat ederseniz önce Kudüs'ü başkenti İsrail'in ilan ettiler. Sonra Golan'ı İsrail toprağı ilan ettiler. Filistin'de yaptıkları şeyler, Gazze'ye olan taarruzlar, Batı Şeria'da yaptıkları İsrail'in, değil mi? Yani büyük İsrail'i kurabilmek için hepsi de birbirini tamamlayan yapı taşları. Uzmanlar devrim muhafızlarının hedef alınarak İran'ın Orta Doğu'daki etkisinin kırılmaya çalışıldığını vurguluyor. Esas mücadeleyi yürüten dışarıda devrim muhafızları. Devrim muhafızlarının özellikle Kudüs gücünün başındaki olan komutan gayet tabii gerek Suriye'de gerek Irak'ta birçok yerde Amerikalıların yaptıkları örtülü ve açık operasyonlara karşı direnç gösteren bir insan. Uzmanlara göre Trump tıpkı nükleer anlaşmadan çekilme hamlesi gibi devrim muhafızları kararında da yalnız kalacak. Amerika'ya karşı bölgesel işbirliği ise oldukça önemli. Şu olan olaylar Ankara Tahran'ı daha çok birbirine yaklaştırır. Birleşmiş Milletler'de herkes kendi gittiği yolda zaten gidiyor. Amerika orada bence İsrail'le beraber yalnız kalmış vaziyette. Avrupa Birliği'nin de bu alınan karara uyacağı kanaatinde değilim.
Ufuk Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Sencer İmer, Atlantik sisteminin bölgeye yönelik saldırganlığının arttığı bir dönemde Moskova'da yapılan Putin-Erdoğan zirvesinin önemine değindi. Zaten Türkiye ve Rusya hem Suriye'deki problemin çözümünde hem de genel olarak dünyadaki birçok problemlerin çözümünde mutabıklar birçok noktada. Rusya'daki zirvenin en önemli gündem başlığı ise S-400 hava savunma sistemleriydi. Türkiye zirvede S-400'ler alımı noktasında kararlılığını bir kez daha teyit etti. Bir şeyin akdini yapmışsak, sözleşmesini yapmışsak bu iş bitmiştir. Amerika'da Türkiye'ye karşı işte bazı silahlarını kullanmaya çalışıyor. Ekonomi silahı, işte F-35'leri vermemeye vesaire gibi. Ama Türkiye bundan geri adım da atmıyor. İran'a döneceğiz. Yakup Aslan'a bağlanacağız. Ulusal Kanal İran temsilcisi Yakup Aslan, bölgede yaşanan gelişmeleri, İran'daki son yankıları bize iletecek. Yakup, iyi akşamlar. Sesimi duyabiliyor musun? Görüntüm geliyor mu İran'a? Evet, bağlantıda küçük bir sorunumuz var. Birazdan Yakup'a tekrar döneceğiz. İran'daki gelişmeleri kendisinden alacağız. Afganistan'da Amerikan askerlerine saldırı düzenlendi. 3 Amerikan askeriyle bir sözleşmeli personel öldü. 3 Amerikan askeri de yaralandı. Pentagon'dan yapılan açıklamada saldırının dün Bagram hava üssü yakınlarında NATO bünyesinde görev yapan Amerikan askeri konvoyuna düzenlendiği belirtildi. El yapımı patlayıcıyla düzenlenen saldırıyı Taliban üstlendi. Birazdan Yakup Aslan'a tekrar döneceğiz ama önce bir İsrail'e uzanalım. Çünkü ana haber bülteninin başında Amerika, İran, İsrail üçgeninden bahsetmiştik. Şimdi İsrail ayağına bir dönelim, ardından tekrar İran'a döneceğiz. İsrail'de halk erken seçim kapsamında sandık başına gitti. 41 parti 5 milyon 800 binden fazla seçmenin oyunu alabilmek için yarıştı. İsrail'de halk 120 sandalyeli meclise girecek milletvekillerini belirlemek için sandık başına gitti, oy kullandı. İsrail'de seçmenler bir anlamda Netanyahu'nun siyasi kariyerinin devam edip etmeyeceğini de oyladı. Seçimin kaderinin kararsız seçmenler tarafından belirleneceği ifade ediliyor. İsrail'de Başbakan Netanyahu ise seçimlere bir gün kala kazanması halinde Batı Şeria'daki yerleşimlerin ilhak edileceği yönündeki açıklamalarını yineledi. Anketlere göre hiçbir partinin tek başına iktidara gelmek için gerekli 61 sandalyeye ulaşması beklenmiyor. Dolayısıyla İsrail'i yeni bir koalisyon hükümetinin beklediği ifade ediliyor. Bir de İngiltere'ye uzanalım. İngiltere'de kraliçenin de onayıyla anlaşmasız Brexit önlendi. Bir plan üzerinde ulaşılamaması durumunda Brexit'in iptali gündeme gelebilecek. İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden 12 Nisan'da anlaşmasız ayrılmasını önlemeye dönük yasa tasarısı onaylandı. İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth de tasarıyı bekletmeksizin onayladı ve böylece tasarı yasalaştı. Yasaya göre İngiliz hükümeti bugün avam kamerasına değişikliğe açık bir önerge sunulacak. Milletvekillerinin önergeye verecekleri değişiklik teklifleriyle hükümet Avrupa Birliği'nden talep edeceği Brexit erteleme tarihini belirleyecek. Bu kabul edilecek tarih Başbakan Theresa May tarafından çarşamba günü yapılacak Brexit gündemli özel Avrupa Birliği Liderler Zirvesi'ne sunulacak. Yeni yasayla İngiliz hükümetinin Avrupa Birliği'nden anlaşmasız ayrılma tercihinde bulunmasının önüne geçildi. Yasa, İngiliz hükümetinin Avrupa Birliği'nden anlaşmasız ayrılıktan başka çare kalmaması halinde Brexit'i iptal etmesini de ihtimaller arasına alıyor. İran'a döneceğiz. Ulusal Kanal İran temsilcisi Yakup Aslan telefon hattımızda. Yakup, iyi akşamlar. İyi akşamlar Murat Şahin. Çok önemli gelişmeler yaşanıyor Amerika ile İran arasında. Haberlerimizi ekrana taşıdık. Eksik kalan bazı detaylar var mıdır? Yeni gelişmeler neler İran'da? Şöyle toparlayalım. Gerçekten tarihi günlerden birini yaşıyoruz aslında. Dün bugün tarihi
günlerden sayılabilir bölge açısından. Aslında siyasi anlamda da dünya siyasi tarihinde ikiler yaşanıyor. Önce Amerikan Devlet Başkanı Trump'ın Venezuela Devlet Başkanı'nı tanımıyorum, buraya yeni bir lider atıyorum diyerek muhalefet liderini devlet başkanı olarak tanıması, Kudüs'ü Filistin'in devletinin başkenti olarak ben Kudüs'ü Filistin'e ait değil, İsrail'e ait görüyorum, burayı başkent ilan ediyorum diye bir karar almıştı. Yine akıl dışı bir kararı da dün imza attılar. İran devrim muhafızlarına, yani meşru bir, egemen bir devletin silahlı kuvvetlerinden birini silahlı yabancı terör örgütleri listesine aldı Amerikan yönetimi. Tabii Beyaz Saray'ın yapmış olduğu bu, almış olduğu bu adımın temel nedenlerinin olması gerekiyor. Ya da neye istinaden, hangi durumda başarısız oldu ki yeni bir adım atma gerekçesi hissetti? Buna biraz bakmak lazım. Yakın tarih, yani son bir yıl içerisindeki gelişmelere baktığımız zaman Amerika'nın nükleer anlaşmadan ayrılmasıyla birlikte bir ambargo planı kademeli bir şekilde İran'a yönelik uygulamıştı. İran'a yönelik yapılan ambargolarda 8 ülkeye de 6 aylık bir muafiyet tanınmıştı. Önümüzdeki Mayıs ayında bu muafiyet de bitiyor. Tabii altını çizelim, bunlar tek taraflı bir ambargo kararıydı. Muafiyet de yine kendi başına muafiyet tanıdı. Karşıdaki devletlerin herhangi bir görüşü alınmadan ya da ben size muafiyet tanıyorum, size böyle bir şart sunuyorum diye bir şart sunmadan tek taraflı olarak bu kararları aldı. Bu 6 ay süre içerisinde İran'a karşı atmış olduğu adımda kimlerin yanında durduğuna baktı. Burada yanında duranların sayısının çok azaldığını söyleyebiliriz. Özellikle bazı Arap ülkeleri, başta Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri olmak üzere bazı Arap ülkelerinin dışında yanında durmadığını söyleyebiliriz. Nükleer anlaşmadan çekinmesiyle birlikte de aslında çok yakın partnerleri olan özellikle Avrupa Birliği de yanında olmadığı Amerikan yönetiminin, Kudüs kararında da dünyanın neredeyse tamamı bu karara karşı çıktı. Bu kararına da aslında Avrupa Birliği de karşı çıkmıştı ki dün alınan karara kadar. Çünkü devrim muhafızları olarak genel bir çerçeve çizersek sadece askeri ayağı olmayan bir organizasyondan bahsediyoruz. Siyasi ilişkileri olan İran ekonomisinde neredeyse %50'sini elinde tuttuğu iddia edilen bir kurumdan, bir organizasyondan bahsediyoruz. Bu kurumlar özellikle devlete bağlı petrol, petrokimya ürünlerinin uluslararası alana satışını sağlayan kurumları da yöneten tepe isimler olduğu için bu ülkeyle iş yapanlara yaptırım uygulayacağını söyledi Amerikan yönetimi. Baktı ki bu kararını uygulayan hiçbir devlet olmadı. Bu durumda ben devrim muhafızlarını terör örgütü olarak ilan ediyorum. Bu kurumlarla iş yapanlar da terör örgütleriyle iş yapmış sayılacak Amerikan yönetimi tarafından. Bir ticari boyutu olarak bu boyutu var. Biraz aslında askeri boyuttan boyutun dışında öncelikli olarak değerlendirmek lazım. Çünkü İran'ın ekonomik anlamda nefesini kesmek istiyor Amerika. Ta ki Trump başkanlık seçimlerinden beri bu vaadini yerine getirmek için can ziraç çalışıyor. Hal böyle olunca bir El-Kaide, bir DAEŞ gibi bir terör örgütüyle iş yapan bir şirket tanımlanabilir mi dünya üzerinde? Terör örgütü olarak tanımlanmış. Böyle bir şirket var mıdır? Ayyuka çıkan yoktur. Dolayısıyla İran devrim muhafızlarını da bu kefeye koyarak terör örgütü yaptırmasını yaparak şirketlerin İran'la iş yapmasının önüne geçmek istiyor. Asıl mesele bu diyebiliriz. Tabii bunun arka planı da var. Yani bir B olasılığı da var. Burada da İran'ın sınır dışı operasyonlarını yürüten Kudüs gücü ordusunun özellikle kararnamede, yani bu yabancı terör örgütleri kararı içerisinde özellikle adı geçmiş durumda. Çünkü Kudüs gücü ordusu da özellikle Suriye'de, Irak'ta ve Filistin sınırına yakın bölgelerde Amerikan planlarını bozan hamleler içerisinde, Amerika'nın bölgedeki planını bozan, Büyük İsrail projesinin önüne engel koyan bir organizasyon olarak karşımızda. Hal böyle olunca hem Kudüs gücünü askeri anlamda bir müdahalede bulunabilir mi? Bu çok düşük bir ihtimal olarak görünüyor. Bunun altını çizelim. Çok düşük bir ihtimal olarak görünüyor. İran'da özellikle böyle yorumlanıyor. İranlılar özellikle ticari kanadın hedef alındığını, terör örgütü yakıştırmasıyla, bir terör örgütüyle mi ticaret yapacaksınız yakıştırmasıyla, uluslararası anlamda itibarsızlaştırmaya çalıştığı yönünde
bir duruş olduğunu, bir adım olduğu olarak değerlendiriyor bu kararı. Ama Kudüs Gücü Ordusu'nun da kesinlikle ve kesinlikle derin muhafızlarının yek vücut halinde İranlıların bugün derin muhafızlarının yanında olduğunu görüyoruz. Ben bugün İran Meclisi'ndeydim. İran Milli Güvenlik Komisyonu'ndan birkaç isimle görüştük öğleden sonra. Burada da şunu gördük. Milletvekilleri akşama kadar derin muhafızları üniformasını çıkarmamışlar. Milletvekillerinin tamamı aynı üniformayla gün boyunca çalıştılar. Farklı fraksiyonlar var burada. Özellikle derin muhafızlarının siyaset ya da ekonomik ayağını eleştiren fraksiyonlar var. Siyasi görüşler var meclis içerisinde. Bu fraksiyonların liderlerinin, üyelerinin tamamının ya da reformist olarak sayılan genel itibariyle bu fraksiyonların daha devrim muhafızları üniformasıyla mecliste olması çok önemli. Amerika aslında bu kararla İran içerisindeki ayrı düşünen, farklı fikirde olan kuvvetleri de birleştirmiş oldu. Önümüzdeki dönemde özellikle Halic-i Fars, yani Fars Körfezi ya da ülkemizdeki tabiriyle Basra Körfezi'nde karşı karşıya gelecek mi İran ordusu ve İran devrim muhafızları ve Amerikan ordusu ya da Merkez Kuvvetler Komutanlığı'na bağlı güçler karşı karşıya gelecek, hangi hamleler alacak? Çünkü zaman zaman çok sıcak temaslar yaşanıyor. Irak'ta ve Suriye'de özellikle Golan'a yakın bölgelerde herhangi bir askeri hamlede bulunacak mı Amerika? Bunu beklememiz lazım ama şunu da altını çizelim. İran'da artık tüm kozlarını masaya koymuş durumda. Askeri müdahale ise askeri müdahale yazdır. Ticari anlamda da zaten 40 yıldır vermiş olduğu mücadeleyi dirayetli ve onurlu bir şekilde devam ettirerek bağımsız bir ülke olarak hem ticaretini hem askeri alanda hem ticari alanda hem de siyasi alanda bağımsızlığından ödün vermemek yönünde kararlı bir tavır içerisinde diyebiliriz Murat Şahin. Yakup Aslan, teşekkür ederiz. Bizi bilgilendirdin, detaylı bir şekilde aydınlattın. Sağ ol, var ol. Avrupa Birliği Zirvesi, Avrupa Birliği'nin başkenti Brüksel'de bugün başladı. Zirvede Çin Başbakanı Li Keqiang, Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Donald Tusk ve Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker'le bir araya geldi. Yenilen pehlivan güreşe doymazmış. Karşımızda bir değil birden fazla sözde pehlivan var. O pehlivanlardan sonuncusu İtalya oldu. Neden bahsediyoruz? İtalya'da hükümetin sözde Ermeni soykırımını tanıması talebiyle parlamentoya bir önerge sunuldu. Önergede Osmanlı İmparatorluğu'nda 1,5 milyondan fazla Ermeninin yok edildiği iddia edildi. İtalya'da parlamentoya skandal bir önerge sunuldu. Ermeni soykırımının tanınması için sunulan önergede hükümete sözde soykırımı tanıması ve uluslararası yankı sağlaması çağrısı yapıldı. Skandal metinde 20. yüzyılda yaşanan zulüm ve dehşetlerin tanınması ve anılması daimi bir uyarı teşkil etmelidir ifadeleri kullanıldı. 1915-1917 yılları arasında Osmanlı İmparatorluğu'nda 1,5 milyondan fazla Ermeni'nin yok edildiği öne sürüldü. Önerge parlamentonun iki kanadından biri olan Temsilciler Meclisi'ne sunuldu. İtalya basını Türkiye'nin protesto amacıyla İtalya'nın Ankara Büyükelçisi'ni Dışişleri Bakanlığı'na çağırdığını yazdı. Bir birlik düşünün, o birliğin adı Avrupa olsun. Avrupa Birliği o birlik kapsamında kurduğu yargıya bile umursamadan hareket etmeye devam ediyor. Bu arada İtalya'nın Amerika'nın sert tepkisine rağmen Çin'le yakınlaşmasını göz ardı etmemek gerekiyor. İtalya'nın önemli altyapısını Çin'e yaptıracağı bilgisi ve bu nedenle gelen sözde soykırım kararını peş peşe koyduğunuzda gerçeğe ulaşmakta pek de zorlanmıyorsunuz. Yurda dönelim. Son günlerde Edirne'de sınır kapılarının açılıp geçişlere izin verileceği iddiaları yalanlandı. Buna rağmen göçmenler kara ve demir yoluyla Edirne'ye gitmeye devam ediyor. Ben size söyleyeceğim, buraya gelmeyin. Sınır açmıyor. İddialar yalanlandı. 950 göçmen sınır hattında yakalandı. Göçmenlere gelmeyin duyurusu yapıldı. Ama nafile. Sınır kapılarının açılacağı ve geçişlere izin verileceği yönündeki söylentiler giderek artıyor.
Söylentiler sosyal medyada Umuda Yolculuk, Umut Kervanı adlı gruplarda yayılıyor. Çok sayıda göçmen kara ve demir yoluyla Edirne'ye gelmeye devam ediyor. Edirne Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kente giden tüm yollarda nöbete ve devriyeye başladı. Güvenlik güçleri 4 Nisan Perşembe gecesinden bu yana 2000'in üzerinde göçmenin yakalandığını açıkladı. Muğla'nın Menteşe ilçesinde bulunan koruma altındaki Akbük Koyu sahilinde 30 menengeç ağacı kesildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturmada 3 kişi gözaltına alındı. Görüntüler Muğla'nın Menteşe ilçesindeki Akbük Koyu'ndan. Sahil kenarındaki 30 menengiç ağacı bir gecede katledildi. Ağaçların kesildiği yoldan geçen sürücülerin ihbarıyla ortaya çıktı. Olay yerine giden ekipler 29 kök Akdeniz menengici ve 1 kök ılgın cinsi ağacın motorlu testereyle kesildiğini belirledi. Bir katliam, ağaç katliamı yaşandı. Tabii kimsenin olmamasından da faydalanarak. Ağaçların neden ve kim tarafından kesildiğinin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı. Tanık ifadeleri ve kamera görüntüleri üzerinden şüphelilerin eşkali belirlendi. Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili 3 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Bir sıcak bilgiyi paylaşalım. Saadet Yüksel Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi üyeliğine seçildi. AHİM'e bir Türk kadın yargıç seçilmiş oldu. Böylece tekrar edelim sıcak gelişmeyi. Saadet Yüksel Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi üyeliğine seçildi. Gaziantep'te kontrolden çıkan bir belediye otobüsü işçi servisine çarparak devrildi. Kazada 19 kişi yaralandı. Ağaçlar yerinden söküldü, direkler devrildi. Sabahın ilk ışıklarıyla işine gitmek isteyen vatandaşlar korku dolu anlar yaşadı. Kazanın adresi Gaziantep. Büyükşehir Belediyesi'ne ait otobüsün devrilmesi sonucu 19 kişi yaralandı. Beykent Narlıtepe seferini yapan otobüs, Yavuz Eli Caddesi Otogar Kavşağı'nda bir işçi servis minibüsüyle refüjdeki ağaçlara ve elektrik direğine çarparak devrildi. Kazada yaralanan otobüsteki 19 kişi 112 acil servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapatılan yol, otobüsün kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı. ...24. İzmir Kitap Fuarı'nda Dağarcık Türkiye Yayınları Kurtuluş Savaşı'nın 100. yılının anlamını anlatan bir söyleşi düzenledi. Söyleşide 19 Mayıs 1919'a gelinen süreç, yeni kurulan Cumhuriyet'in ekonomik durumu ve emperyalizme atılan ilk kurşun konuları anlatıldı. 24. İzmir Kitap Fuarı'nda Kurtuluş Savaşı'nın 100. yılının anlamı konulu panel düzenlendi. Panelin konuşmacıları arasında yazar Zihni Çetiner, ekonomist yazar Enis Musluoğlu ve tarihçi Yaşar Aksoy yer aldı. Dağarcık Türkiye Yayınları'nın düzenlediği söyleşide konuşan yazar Çetiner, Atatürk'ün 19 Mayıs'ta Samsun'a çıkma sürecini anlattı ve kamuoyundaki algı operasyonlarına cevap verdi. Bugün ne diyorlar? Mustafa Kemal'e Kurtuluş Savaşı'nı başlatması için Vahdettin gönderdi. Hayır efendim, Vahdettin son imza merciği olduğu için atamalar yapılırken imzayı atmak zorundadır. Bugün de öyledir. Vahdettin, Mustafa Kemal'i Kurtuluş Savaşı'nı başlatmak için Anadolu'ya göndermiş olsaydı katli vacip. Nemrut Mustafa'nın divanında Dürrüzade Mustafa'nın fetvasıyla idamını imzalayıp da rütbelerinin sökülmesine engel olmazdı. Çetiner, Sultan Vahdettin'in Kurtuluş Savaşı destekçisi olmadığını söyledi. Vahdettin Kurtuluş Savaşı'nın bir yardımcısı, destekçisi falan değildir. Yani bu bir safsatadır. Ekonomist yazar Musluoğlu, genç cumhuriyetin kuruluş dönemindeki ekonomik duruma değindi. Türkiye birbiri peşi sıra gelen uzun süren savaşlar sonucunda başta nüfus olmak üzere birçok değerlerinde
geriye düşmüştü. Tarım büyük bir sarsıntı geçirdiğinden bunun sonucu olarak tohumluk ve araç koşumluk hayvanlar da bulunamıyordu. O dönemde bir tebeşir, bir kurşun kalemi üretilemediği, bulunamadığı için Almanya'dan dikiş iğnesi gelmediğinde sökükler dikilemiyordu ve Fes dahi Avusturya'dan ithal ediliyordu Türkiye'de. Musluoğlu, Atatürk'ün ekonomi alanında uyguladığı devletçilik politikasıyla kazanımları rakamlarla açıkladı. Türkiye'de 1923-29 yılları arasında sabit fiyatlarla gayri safi milli hasılasının ortalama %10.3 büyümüştü ki bugün Çin bu rakamları yakalamıştı ama son dönemlerde Çin dahi bu büyüme rakamlarını yakalayamadı. Söyleşiye katılan tarihçi yazar Aksoy da İzmir'de emperyalizme atılan ilk kurşunun hikayesini anlattı. Yunan 15 Mayıs 1919'da pasaport limanına yanaştığı Patris gemisinden 7000 kişilik ilk Larisa dağ tümenlerini kordon boyuna çıkardı. Hasan Tahsin'in biz hep ilk kurşun diye biliriz. İki bomba ardından kurşunlarla saldırıya geçiyor. Bayraktarı ve iki yanındaki şeyi askeri öldürüyor. O askerlerin isimleri var. Yunan arşivlerinde o ilk saldırının konakta değil, pasaportta olduğuna dair kesin belgeler var. Denizli Kitap Fuarı edebiyat düşkünlerinin yoğun ilgisiyle karşılaştı. 14 Nisan'a kadar sürecek fuarı ilk 4 günde 100 binden fazla kişi ziyaret etti. Denizli'de bu yıl üçüncüsü düzenlenen Ege'nin en büyük kitap fuarı ziyaretçi akınına uğruyor. EGS Kongre ve Kültür Merkezi'nde her gün binlerce kitapsever yazarlarla bir araya gelerek söyleşi ve imza günlerine katılıyor. Okurlarımız bir yıl boyunca bu fuarı bekliyorlar. Tabii diğer alanlardan, internetten, kitapçılardan kitap alabiliyorlar ama fuarların tadı bir başka. Çünkü dediğimiz gibi yazarla buluşuyorsunuz, onunla görüşüyorsunuz, imzalı kitabını alıyorsunuz. Sadece bu değil, buraya gelen yüzlerce yayın evinin farklı kitaplarıyla okur buluşmuş oluyor. Bu okur adına, kitap adına, okuma kültürü adına tabii ki artı bir durum diyorum. Kapılarını 6 Nisan'da açan Denizli Kitap Fuarı'nı ilk 4 günde 100 binden fazla kişi ziyaret etti. Bu çok mükemmel bir rakam. Bu ilginin artarak devam etmesini dilerim. Çok güzel bir organizasyon. Buraya aileler çocuklarıyla geliyorlar ve çocuklar kitap kokusunu hissederek ileriki yaşlarında okuma hevesine sahip oluyorlar. Gençler ve çocukların da fuara yoğun ilgi göstermesi dikkat çekti. Sen kitap okumayı seviyor musun? Evet. Buradan kitap aldın mı? Aldım. Nasıl buldun fuarı? Çok güzel buldum. Daha önce de gelmiştim buraya okul gezisinde. Okumamızı hızlandırmak için kitap okuyoruz. Kitap okuyunca hem eğleniyoruz ve hem de okumamız geliştiriyoruz. Kitap okumayı seviyorum. Herkese tavsiye ediyorum. Denizli Kitap Fuarı 14 Nisan'a kadar sürecek. Güzel ve aydınlık bir gelecek geliyor. Diyarbakır'da geleceğin sanatçıları yetişiyor. Türkiye'de yalnızca 8 meslek lisesinde sanat ve tasarım bölümü var. Diyarbakırlı öğrenciler uygulamalı eğitimlerle geleceğe hazırlanıyor. Diyarbakır'da geleceğin heykeltıraş ve ressamları yetişiyor. Diyarbakır Muazzez Sümer Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Türkiye'de sanat ve tasarım bölümünün bulunduğu 8 meslek lisesinden biri. Bu lisede öğrenciler teorik ve uygulamalı olarak eğitim alıyor. Müdür yardımcısı Songül Meral Önal, 10. sınıfta sanat tasarım bölümünü seçen öğrencilerin ressam ve heykeltıraş olma yolunda ilk adımı attığını söyledi. Bunu sanatın birçok dalına yaydık. Öğrencilerimizin en büyük özelliği bu sene çalışmalarında sıfır atık, yani geri dönüşümü olan malzemelerle heykel yapmaları. Öğretmen Veysi Aşık da öğrencilerinin geleceğinden umutlu. Onları özellikle resim sınavlarına, güzel sanatlar fakültelerine hazırlıyoruz. Onları okulu bitirdikten sonra donanımlı hale gelebiliyorlar. Diyarbakır'ımıza neden bir sanatçı, neden bir heykeltıraş, neden bir ressam olmasın, neden bir Rodin, neden bir Michelangelo yetiştirmeyelim? Çünkü toplumumuzda bunların içeriği mevcut. Çok güzel yeteneklerimiz var.
Geleceğin sanatçı adayı olan öğrenciler uygulamalı sanat eğitimi aldıkları için kendilerini şanslı görüyor. Sanata ilgim olduğu için seçtim. Hani bu bölümde bana en çok katkısı olan hani atık malzemeleri nasıl değerlendirebileceğimizi öğrendim. Heykelin yapımını öğrendim. Resim çizmeyi öğrendim. Hevesim olduğu için hani el becerim olduğu için bu bölüme gelmek istedim. Hocalarımın yardımıyla da temel yapıyı aldığımı düşünüyorum. Üniversitede de hani geçince zorluk çekmeyeceğimi bildiğim için bu bölümden devam etmek istiyorum. Öğrenciler 3 yıl süresince resim, heykel, kabartma, kara kalem ve yağlı boya eğitimi alıyor. Böylece daha şimdiden üniversiteye hazır hale geliyor. Belki de dünya çapında bir sanatçı olabilmenin ilk adımını atıyor. Evet, onu bastıralım. Tamam. Diyarbakırlı öğrenci kardeşlerimize üstün başarılar diliyoruz. Bir sıcak gelişme daha var. O sıcak gelişmenin adresi bu kez IMF. IMF 2019 için küresel büyüme tahminini düşürdü ve aşağı yönlü riskler uyarısı yaptı. Tekrar edelim. IMF 2019 için küresel büyüme tahminini düşürdü ve aşağı yönlü riskler uyarısı yaptı. Van'daki Muradiye Şelalesi ziyaretçi akınına uğruyor. Havaların ısınmasıyla özel turlar düzenleniyor. Ziyaretçiler şelale çevresinde yürüyüş yapıyor, fotoğraf çektiriyor. Van'da bulunan Muradiye Şelalesi baharda farklı güzelliğe bürünüyor. Van'a il dışından turlarla giden ziyaretçiler Muradiye Şelalesi'ne büyük ilgi gösteriyor. İstanbul'dan Feza Uygun da onlardan biri. Geliyoruz bu arada bu bölgeye. Güzel yani. Buradan Tatvan'a gideceğiz. Vatandaşlar havaların ısınmasıyla debisi artan şelale çevresinde yürüyüş yapıyor, semaver çayı içiyor. Muradiye Şelalesi ziyaretçilerin uğrak noktası. Vatandaşlar bu güzel manzara önünde bol bol fotoğraf çektiriyor. İzmir'de sahipsiz hayvanları korumak için bir araya gelen 20 gönüllü vatandaş daha iyi örgütlenebilmek için bir dernek kurdu. Bucaday Derneği ormana bırakılan 600 köpeği besliyor, bakımını yapıyor. Kütahya'da ise Domaniç kurbağalarının tehlikeli üreme yolculuğu başladı. Gel. İzmir'de tam 600 köpeği besleyip koruyan bir dernek var. Sokak hayvanları için bir araya gelen 20 gönüllü, kısa adı Bucaday olan Buca Dayanışma Sahipsiz Hayvanları Yaşatma ve Koruma Derneği'ni kurdu. Doktorlar var, avukatlarımız var. Her biri farklı meslek gruplarından olan Bucaday Derneği'nin üyeleri ormana bırakılan 600 köpekle ilgileniyor. Üyeler iş çıkışı hayvanları beslemek için bağışçılardan malzeme topluyor. Haftanın 3 günü yemek atıkları, et suyu, ekmek, tavuk eti ve kemiklerinden papara yapıyor. Hazırladıkları yemeği kendi araçlarıyla Kaynaklar Köyü'ndeki köpeklerin yaşadığı alanlara bırakıyor. İhtiyacı olan hayvanların tıbbi bakımını da yapıyor. Ve çoğu insanda son dönemdeki gördüğümüz hayvanlara karşı yaklaşım epey bir kötü. Öldürülüyorlar, dışlanıyorlar. Hani burada gelip onları beslemek, sevmek yani insanın ruhunu doyuruyor. En mutlu olduğum zaman beslemeye çıktığımızda, o mamaları oraya döktüğümüzde onların o yemekleri, iştahla yemeleri. Kütahya'da kurbağaların ormandan gölete üreme göçü başladı. Arkeolojik bulgulara göre en az 5000 yıldır süren bu göç günümüzde ölümle sonuçlanıyor. Çünkü kurbağalar Domaniç-İnegöl karayolunu geçmek zorunda. Kocayayla mevkiinde ormanlık alanda bulunan kurbağalar Palazoğlu göletine üremek için göç ediyor. Gece gündüz birbirlerinin sırtında karayolunu geçmeye çalışan kurbağalardan bazıları araçların altında ezilerek telef oluyor. Domaniç Belediye Başkanı Sahvet Ertürk, karayollarının kurbağalar için önlem almasını istedi. Tünel şeklinde alt geçişler yapılması kurbağa teleflerini önleyecektir diye düşünmekteyiz. Avrupa şampiyonu paralimpik yüzücü Sümeyye Boyacı Türkiye'ye bir kez daha gurur yaşattı. Amerika'da düzenlenen dünya serisinde 19 ülkeden 160 sporcu yarıştı. Sümeyye Boyacı 50 metre sırt üstü kategorisinde 45-28'lik derecesiyle yarışı ilk sırada tamamlayarak altın madalya kazandı. Genç kardeşimizi
bize yaşattığı bu gurur dolayısıyla tebrik ediyoruz. Ana haber bültenimizin sonuna geldik. Güzel bir akşam geçirmeniz dileğiyle. İyi akşamlar, mutlu yarınlar.